Selam dostlarım. Bugün yine Haliç Üniversitesi'ndeyiz. Bugün sizin isteğiniz üzerine Haliç Üniversitesi'ni düşünenler için, YKS'ye girenler için fikri olur diyerekten okulu gezeceğiz sizinle, okul tanıtacağım. Şu anda bir sınıftayım. Aşağı ineceğiz. Kapılardan başlayacağız. Önce ikinci kapıdan başlayacağız. Okulun iki kapısı var. Çıkarken de birinci kapıyı size gösteririm. Okulun birinci kapısı yukarıda kalıyor. Ring'e bindiğinizde ring sizi birinci kapıda indirir. Oradan okula geliyorsunuz. Ringler nerede var? Ali Beyköy metroda var. Ali Beyköy metroya buradan yürüyebilirsiniz. 8 dakikada yürüyorsunuz. Aynı zamanda ring de var. Halıcıoğlu metrobüsü de var. Bir de bazen nadir oluyor ama oraya giden çok olmadığı için Beşiktaş'tan ring var, Beşiktaş meydandan. Eğer Ali Beyköy metrodan yürüyerek gelirseniz o zaman aşağıdaki kapıdan, ikinci kapıdan giriyorsunuz. Onu da çıkarken size göstereceğim. İki tane, biri aşağıda biri yukarıda olmak üzere kapısı var. Şimdi orayı gösterelim, sonra blokları gösterelim, fakülteleri gösterelim. Yemekhane, rektörlük falan, başlayalım. Burası Mimarlık Fakültesi. 6 kat falan ve çok tatlı yapmışlar. Buraları falan boyamışlar, herkesin maketleri var. Mimarlık Fakültesi birinci blokta yer alıyor. Sonra devam edelim bakalım başka ne varmış alt katlarda. Talebimiz, geçen kim demişti, Yiğit mi? Burası böyle kocaman bir 101 salonu olsun. Bunların hepsinin yukarıdaki caddeye de kapısı var. Yani buradan girince üst caddede yine yani çıkabiliyorsunuz üst caddede. Neyi göstereyim? Şu ileride iki tane daha blok var. En baştaki bloklar. Onlar da kız yurdu. İki tane kız yurdu var okulda. Erkek yurdu yok. Devam edelim. Okulumuzun kapıları çok ağır. Genelde açılmıyor. Konservatuar ve beş. Bütün blokların girişi bu şekilde. Aynen. Böyle otomat var. Her fakültede, her blokta otomat var. Güzel bir şey bence. 5 liraya kahve yani. Sonra böyle yürüyelim. Bakın şu kat planını göstereyim isterseniz. Konservatuar 6, 5 ve 4'teymiş. Her fakültede 6-7 kat olduğu için asansör olmasa bayağı zor ve yorucu olurdu. Her bloğun farklı katından üst caddeye çıkabiliyorsunuz. Mesela 8'den girseydik 8. bloktan 4. kattan üst caddeye çıkıyor. Bu 3. kattan çıkıyor. Çünkü çok kod farkı var bizim okulda. Şimdi 3. kattayız. Neden geldiniz? Mimari terimler. Şurada teras var, teras kafe. Acaba oraya girebiliyor musun? Buradan
Aşağıdan yürüyerek de çıkabilirdik buraya. Tabii ki asansörü her zaman kullanmanız gerekmiyor. Yürüyerek de çıkabilirdik. Bu yokuş çok düz. Biraz yoruluyorsunuz buradan çıkarken. Onun için genelde asansörü tercih ediyorlar. Burası da okulun terası. Şurada birazcık yeşillik alan var. Orada puflar falan oluyor genelde. Puflarda oturuyorsunuz. Kameradan küçük görünüyor ama normalde daha büyük. Biraz yukarısı da var. Ama tabii yine de küçük. Burası da böyle teras. Burası da terasın içi. Zaten ders çalışma vloglarımda bunları hep görmüşsünüzdür. Teras kafe burası. Okul bittiği için gitmişler sanırım, bomboş çünkü. Şurada terastan çıkınca böyle masa tenisi olan bir oda var. Burası hep dolu oluyor yani. Burada hep masa tenisi oynuyorlar. Şu an temizlik var. Terastan böyle yukarıya doğru çıktığımız zaman var. Burada havuz var ve basket sahası var. Şimdi oraya gidelim. Oh ya, aşırı yüzesim geldi. Havuz aşırı güzel. Yani ben de yüzücüyüm. Belki biliyorsunuzdur. 5-6 yıl yüzdüm de. Bu havuz normal bazı sosyal tesislerde biliyor. Üniversitenin havuzu çok güzel. Tam olimpik. 50 metre. Yani burada yarışlar falan düzenlenebilir aslında, belki ilerleyen yıllarda okul anlaşılırsa hani böyle Türkiye şampiyonaları falan burada düzenlenebilir çünkü ona elverişli bir havuz. Tribün falan da var. Güzel yani. Havuzunu beğendim. Bunda tribünler falan kullanılıyor. Baya güzel bence. Buraları güzel yapmış. Nothing like your smile in the morning. Following the linings on your cheeks. Cause baby in your absence life is boring. So I'll never leave. Burası 12. blok, Fen Edebiyat Fakültesi. Burada işte fizik, kalkülüs derslerimizi falan alıyoruz. Burası da 8. blok, benim mühendislik fakültem burada. Şimdi 12. bloğa girelim, size amfiyi göstereyim. Burada amfilerde ders görüyoruz genelde. Açamıyorum, bir dakika şuna bakalım. Aa, kilitlemişler 12. bloğu. 12. bloğa giremiyoruz arkadaşlar. 8'e bakalım. 8'de amfi var mıydı emin değilim. Olmayabilir. Ama olsun, bilgisayar sınıflarını gösteririm. Ya burası da kilitliyse? Ha, açıkmış. Burası mühendislik fakültesi. Şu an 4. kattan girdik bu arada buraya. Yukarıdan girdiğimiz için 4. kat burası. Burası 5. kat. Bu arada burada kapı vardı. Kapıyı kapatmışlar bak. Hatta yerden belli oluyor. Sonradan duvar yapmışlar. Eminim yani burada kapı vardı, bir anda yok oldu. Neyse, şu kapıdan girebiliriz. Bilgisayar programlama dersi mesela bu sınıfta alıyorum. Bu sınıf çok küçük. Büyük sınıflarımız da var, amfilerimiz. Küçük sınıflarımız da var. Kitlemişler. Bütünleme sınav listesi. Arkadaşlar her yeri kitlemişler. Onun için pek bir yer göremeyeceğiz. Her katta lavabo falan var ve lavabolar hep temiz oluyor gerçekten. Şurada da bir sınıf vardı. Bu da kilitli midir? Bütün sınıfları kilitlemişler. Ben size amfileri ve sınıfları göstermek istemiştim ama başka zaman artık. Vloglarımı izleyebilirsiniz. Vloglarımda hepsi var. Açın izleyin. Bakalım, bilgisayar labına girmeye çalışacağım. Umarım orası açıktır. Açık değilse de camdan falan gösterebilirim. Şimdi demin kattan indik. Yine şeye denk gelmiş olduk. O ilk gezdiğimiz caddeye. Burada iki tane bankamatik var.
Ha, şuradan göstereyim size. Bakın burada bilgisayar labları var, bilgisayar sınıfları. Nasıl gösterebilirim ki? Bu sınıftaki bilgisayarlar Mac. Bu sınıftaki bilgisayarlar da Windows. Yani pek görünmüyor ama anlıyorsunuz durumu. Böyle bir orta bahçemiz var. Şurası konferans salonu ve yemekhane. Burası 9. blok. Burası tıp fakültesi. Böyle büyük bir blok. Bir de 10. blok da vardı yukarı tarafta. Oraya bakmadık ama orası da tıp fakültesi. Böyle kulüp toplantıları olabilir, küçük etkinlikler olabilir. En üst katta da büyük, bayağı bir konferans salonu var. Hatta biz ödül töreni yapmıştık, belki görmüşsünüzdür. Burası konferans salonunun olduğu yer. Ama kapıları kilitlemişler gibi görünüyor. Kilitle. Burada -1 ve 2. katlar öğrenci otoparkı. Yemekhanenin işte konferans salonunun orta bahçenin falan altında otopark var, öğrenci otoparkı. Şu taraftan konferans salonundan çıkınca burası da yemekhane. Bu arada şurası da rektörlük. Burada böyle bir çimenlik alan var. Puflarda oturabiliyorsunuz burada. Burada pilavcı var. Arkadaşlarım çok seviyor burayı. Burada böyle ayrı bir yer var işte. Hamburger, döner falan filan yapıyor. Burası da okulun yemekhanesi. Okulun yemekhanesi hakkında konuşayım birazcık. Okulun yemekhanesi 4 çeşit yemek 35 lira. 2 tane çorba çıkıyor. Peki çorba da çok lezzetli oluyor. Ben çok seviyorum. Sonra böyle bir 6-8 çeşit ana yemek çıkıyor. Sonra pilav, makarna, yan ürün. Bir de bir tane dolap var işte, orada ya yoğurt ya karpuz, yani bir meyve oluyor. Ya tatlı, ya salata, ya ayran seçiyorsun. Bunlardan birini seçebiliyorsun oradan. Sonra 2 tane de su ücretsiz oluyor 35 liranın içinde yani. Böyle bir menü. Okulda başka yemek yiyebileceğiniz işte burası var, okul yemekhanesi. Şurada bir pilavcı var. Pilavlar da 25-20 o tarz bir fiyatı var. Burada işte döner falan yine 20-30 falan. Komagene var. Komagene fiyatları bildiğiniz gibi zaten. Öyle, şimdi son olarak rektörlüğü size uzaktan bir göstereyim. Oranın içine girmeye gerek yok. Yine vloglarımı izleyerek içini görebilirsiniz. Vloglarımda okulu bayağı gösteriyorum zaten. Şurada dışarıda bir çimenlik alan var. Oraya puf falan atıyorlar. İşte orada oturabiliyorsunuz. Bir de burada kütüphane var. Şimdi belki kütüphane de kapalıdır arkadaşlar. Onun için girmeyeceğim ama yine vloglarımdan görebilirsiniz. Burada böyle 4-5 katlı falan kütüphane var. 2 katını açmışlardı bu yıl. Hatta 3 katını açmışlardı bu yıl. Yeterli olmuştu. Sanırım daha dolu olursa üst katlar atıyorlar. Never leave. It's easy.